Herkese 31 Aralık'tan merhaba. Biz uyandık. Yine bu lafı söyledim. Evet. Uyanmasan bu videoyu nasıl çekiyorsun Tuğba, değil mi? Yumurta haşlayacağım. Onu cezveye koydum. O haşlanırken yataklarımı düzelteyim dedim. Bugün Deril'in biraz midesi bulanıyormuş. Anne bugün okula gitmesem olur mu dedi. Tamam anneciğim olur gitme dedim. Eğer böyle devam ederse akşam şeye de gitmeyelim olur mu dedi. Çünkü ayağa kalkınca daha çok midem bulanıyor diyor. Biliyorsunuz biz de akşam, bundan önceki videomu izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur. Yani teyzeme gideceğiz, küçük teyzeme. Hani yılbaşını hep beraber olalım dedik. Deril de dedi ki anne şey yaparsak, mide bulantım eğer gitmezsek oraya olur mu dedi. Deril'e bağlı yani. Bakalım bir dinlensin, bir kahvaltısını yapsın bakalım. İnşallah gider mide bulantısı. Bugün okula gidemeyecek o yüzden. Öğretmenine de söyledim. Servisine de haber ettim. Şimdi durumlar bizde böyle. Ben hemen şu kızımın yatağını düzelteyim. Kendi yatağımızı düzelteyim. Kalkınca bizim odanın camını açmıştım. Oranın camı açık. Yatağı düzelttikten sonra kapatırım. Çünkü hava inanılmaz soğuk ama soğuk da olsa insan işte yağmur yağmadığında, çocukların olmadığı zamanlarda, yani o odalarda olmadığı zamanlarda havalandırayım istiyor. O yüzden ben de öyle yapıyorum. Kahvaltımızı yaptık ama ben yeniden bir çay koydum. Kendime çay içiyorum. Son anda burası aklıma geldi. Bu odanın camını da açmıştım. Onu kapatayım. Yatak odasını zaten kapattım. Çok da soğuk olmasın. Çocuklar bir oradalar bir buradalar. Çünkü evet. Derin pek bir şey yemedi. Gerçi Kutay da aynı şekilde. Ben de zorlamadım. Ne yapayım? Aradan biraz zaman geçsin de çorba yapacağım zaten. Çorba içerler. Markete inmem lazım. Derin dedi ki anne biraz daha iyiyim dedi. Bir de olmadı hani orada da midem bulanırsa uzanırım. Bir şey olmaz dedi. Çok gitmeyi istiyor bir yandan da. Bir süredir görüşemiyoruz çünkü işleri çok yoğun. Benim teyzem de eniştem de. Abi abla derim ikisini bu arada zaten biliyorsunuz. Çalışıyorlar. İkisi de aynı yerde çalışıyorlar. Aynı benim annem babam bir arada çalışması gibi. Onlar da başka şirkette tabii. İşleri çok olduğu için mecburi mesaileri oluyor. Geç geliyorlar eve. Hafta sonu da aynı şekilde mesaiye kalıyorlar falan. Bir türlü görüşemedik. En son doğum günde zaten görüştüler. Daha da görüşemedik. O yüzden çok özlediler onları. İnşallah daha iyi hisseder kendini. Allah'tan ki çocuklarda da böyle hasta bile olsalar şey var maşallah, böyle kendilerini salmıyorlar. Yine enerjileri oluyor. Allah'a binlerce şükür olsun. Rabbim beterinden korusun gerçi. O yüzden de gidebiliriz diye düşünüyorum. Ben de akşama bir şeyler hazırlayayım diyorum. Böyle şey tarzı olsun dedim. Gün gibi o tarz bir şey olsun. Teyzem de çalıştığı için hani o da uğraşsın istemiyorum. Ben buradan yapayım. Emrah işten gelince alır onları da götürürüz. Öyle düşündüm kafamda. Karışık bir menü olabilir ama herkesin de sevdiği bir şeyler olsun istiyorum. Börek yaparım. Büyük küçük hepimizin sevdiği bisküvili pasta yapacağım.
kakaolu pudingden. Birçok videomda gördüğünüz şeyler olacak zaten. Onun için de alışverişe gitmem lazım. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Yılbaşının bizim için amacını da söyleyeyim. Tüm sevdiklerimizle yeni bir yılı bitirip yeni bir yıla giriyor olmamız. Normalde de zaten bir araya geliyoruz, yemek yiyoruz vesaire. Hani yeni yıla yine hep beraber sevdiklerimizle girelim istiyoruz. Bizim için amaç bu yani. Onun ötesi yok. Diğer zaten yılbaşı videolarımızı izlemişsiniz. Diğer günler bir farkı olmuyor. Evimizde oluyoruz ya da sevdiklerimizle, ailemizle bir şekilde öyle beraber oluyoruz. Böyle başka ne yapsam? Ha, kısır yapayım. Abim çok sever. Gerçi bizler de çok seviyoruz. Abim dediğim teyzemin eşi. O var aklımda. Börek. Neyse ya, beraber yaparız. Ha, derinde şey istiyor. Makarna salatası, turşulu, garnitürlü. Dediğim gibi hani herkesin sevdiğinden yapmaya çalıştığım için sizler için uyumsuz bir menü olabilir. Derin birazcık daha kendini iyi hissetsin. Markete ineriz. Fırına gideceğim. Fırından alacağım yufkamı. Oralının yufkası kendileri açtıkları için çok güzel ve taze oluyor. Kamerayı götürmem arkadaşlar. Hem o ara bataryayı şarj ederim. Ne olur ne olmaz diye. Bir de çocuklarla bu soğuk havada ta fırına ineceğiz. Alışveriş yapacağız. O merdivenleri çıkacağız derken çekim zaten yapamam. O yüzden kamerayı yanıma almam. Gelince de market alışverişimi sizlere gösteririm. Ondan sonra eve bir şeyden süpürge açacağım. Dün büyük süpürgemi açmıştım. Her yeri silip süpürmüştüm. Bugün de öyle bir üstünden yine bir geçmek istiyorum. Her daim böyle elimin altında olan süpürgeyle. Böyle. Neyse şimdi şu çay keyfimi ben bir yapayım. Bulaşıklarımı da makineye dizeyim. Sonra artık Derin'in durumuna göre markete gideceğiz. Bu arada daha yılbaşı gelmeden bizimle yılbaşı günü diye bir video çekecek misin diye soran tüm arkadaşlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Genelde böyle günleri o kadar günler öncesinden soranlar oluyor ki nasıl mutlu oluyorum. Bayram gelmeden bayram videoları gelecek mi? Ramazan'da iftar sahur videoları gelecek mi? Yılbaşı günü videosu çekecek misin? Bunlar o kadar çok isteyenler oluyor ki Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beni kendinize yakın hissediyorsunuz. Hayatım hayatınıza benziyor demek ki. Yani ne mutlu benim için sizlerin hayatlarına dokunabiliyorsam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Arkadaşlar eve geldik biz. Zaten geç gittik. Tam çıkacağımız zaman çocuklar Shrek filmini açmışlar. Çocukluğumda o kadar çok kardeşimle izlerdik ki. Onu izliyorlar. Şeyde de Netflix'te de hepsi var sırasıyla 1-2-3 falan. Anne izleyelim dediler. O yüzden birazcık izledik beraber. Ben de özlemişim Shrek'i izlemeyi. Ne yalan söyleyeyim. Ezbere bilirim tüm filmlerini. Shrek'in. Onu izledik. Ben de dedim o ara madem film izliyoruz oturuyorum. Bu benim odak sorunu beni çıldırtacak. Madem dedim markete gitmiyoruz o ara çorbayı koydum. Mercimek çorbasını onu da yaptım. Birazdan onu yerler çocuklar. Ben de o ara işlerime başlarım. Şöyle marketten aldıklarımı sizlere göstereceğim. Dediğim gibi fırından yufka aldık. Böyle kabak aldım. Görünce canım şey çekti. Fırında mücver, böyle üzeri bol çörek otlu, susamlı falan dedim. Sebzeli fırında bir mücver yapayım dedim. Dediğim gibi menümle uyumlu olur olmaz ama canım istedi. Yapacak bir şey yok. Şöyle kızım garnitürlü makarna salatası istediği için bunları aldım. Aslında havuçlu turşulu yapsam mı dedim ama Derin garnitürlü istedi. Bisküvili tatlı yapacağım demiştim. İlk önce hatta onu yapmayla başlayacağım. Onu da dedim değişiklik yapayım bugün. Biri sade bisküvi, diğeri de kakaolu olsun dedim. İki paketten yapacağım ve tabii iki paket pudingden yapacağız. Dr. Oetker'in kakaolu iki tane pudingini aldım. Dediğim gibi bol çörek ot ve susamlı dedim. Evde de az vardı mücver için. Birer pakette susam ve çörek otu aldım. Bunları bu arada bizim her daim gittiğimiz mahallenin marketinden aldım arkadaşlar. Dibime de uğradım. Onları da göstereceğim. Evet. Şimdi öpüyorum seni öpüyorum seni. Oh yerim seni. Ha ben de mi öpeyim? Oh dünyalar benim oldu. Şuna da. Yeşil soğan aldım. Maydanoz aldım. Evde dereotu var. Kıvırcık da var. Makarna salatam için şöyle boncukla da yapıyorum ama bu yüksük makarnayla daha güzel oluyor. Hani garnitürlerin içinde boncuk kaybolabiliyor. Bu daha iyi oluyor bence. Şimdi Bim'den aldıklarımı göstereyim. Bim'den şöyle beyaz peynir aldım.
İki tane süt aldım. Ay, suratıma vurdum. Bir tane ıslak mendil aldım. Yoğurt aldım. İki paketli noodle aldım. Evet, aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları hemen yerine yerleştiriyorum. Ellerimi güzelce yıkıyorum ve bisküvili pastayı yapmaya başlıyorum. Şöyle pudingimi hazırladım. Borcamıma da bisküvileri dizdim. Bir sıra bu bisküviden, bir sıra kakaolu. Bir sıra bu bisküviden, bir sıra kakaolu. O şekilde yapacağım arkadaşlar. Zaten bunu bilmeyeniniz yoktur, değil mi? Hemen bitirdikten sonra yine bir gösteririm sizlere. Bisküvili pastamızı da bitirdim. 4 kat yaptım arkadaşlar. Ben genelde zaten 4 katlı yapıyorum. Öyle olunca sanki hani bisküvi tadı da puding tadı da aynı oranda geliyormuş gibi olduğundan o şekilde yapıyorum. Şimdi de ne yapacağım? Böreğe yapayım. Yok, böreğe yapmayayım. Şey yapayım. Kısırın soğanını kavurayım. Ondan sonra böreğe yapayım. Hem o ara kısırın sıcaklığı da gider. Yeşilliklerini koyarım. Kısırı da öylelikle bitiririm. Makarnamı da koydum. O da haşlanıyor. Ya bilmiyorum, başka bir şey aklıma gelir mi? Gelirse yaparsam zaten sizlere söylerim, gösteririm. Bu arada belki şey söyleyenleriniz olur. Teyzen çalışıyor madem, onlar size niye gelmiyor diye. İşte onlar için daha sıkıntı olurdu arkadaşlar. Hem geç çıkacaklar, Emrah'tan geç çıkıyorlar. Çocukları alacaklar, işte üst baş değiştirip bir daha gelecekler derken trafik çok ama çok oluyor. Bir de teyzemin kayınvalidesi de geldi geçen hafta. Teyzemiz de yaşlı olduğu için o yüzden sıkıntı olurdu onunla beraber trafikte olmak. O yüzden böyle karar verdik. Annemlere de söyledik ama babamın gözü kesmiyormuş. Efendim anneciğim? Tamam anneciğim. Ay Allah'ım ya. Ne diyordum? He, annemler de gelecekti ama hiç gözleri kesmiyormuş. Oo, annesinin bir tanesi. Nasıl oldun anneciğim? Biraz daha iyi. Çok şükür. Oh, annesi yesin. İşte onlar da gelemeyecekler. Gözleri kesmediği için siz takılın dedi annem. İyi peki dedik. Biz de ne diyelim? Böyle, neyse hadi ben artık şey yapayım. Kısırın soğanlı falan halledeyim. Böreğimi yapmaya geldi sıra. Gül böreği yapacağım. Derinin doğum gününde, aile içi doğum günde yaptım. Börekten yapacağım arkadaşlar. İlk önce şöyle bir sos hazırladım. Süt, sıvı yağ ve yumurtadan oluşan. Bunu güzelce yayacağım ve bu yufkayı dörde böleceğim. Sonra uç kısımlarına şöyle peynire dizeceğim ve sardıktan sonra gül şekline getireceğim. Bu kadar. Arkadaşlar, öyle bir şanssızlık ki yani sular gitti, biliyor musunuz? Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Yeşillikler yıkanacak, mücver yapacaktım. Sular yok. Ama böreklerimi bitirdim. Şuradan da göstereyim. Bu arada şu kısmını böyle, bunları cevizli yaptım. Canım cevizli istediği için. Kalan sosu bunların üzerine süreceğim. Çörek otu, susam karışık böyle ekelerim. Ondan sonra bunu fırında pişiririm. Sonra bir iş yapamam diye düşünüyorum. Bir şekilde kısır hallederim ama böyle eğer ki su gelmezse mücver işi yalan olur. Canım da öyle istemişti ki, var ya şansım artık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun. Ben bu sos sürme işine devam edeyim. Sonra bakacağız artık ne yapacağımıza. Börekleri fırına verdim. Bu arada şunları görmüş olabilirsiniz. Bunları da göstereyim mi size? Milyoncu da görünce almıştım. Bazen biliyorsunuz çocuklar önden yiyor. Emrah işi oluyor, spor oluyor vesaire. Bazen gecikiyor. Çocuklar önden yemek yediği zaman Emrah gelince, eğer ben yemediysem baş başa yemek yiyoruz. Dedim öyle zamanlarda böyle karı koca yerken dedim kullanırım. Pek de romantizmden anlamam, biliyor musunuz? Ama yani hoş olur diye düşündüm, şöyle göstereyim. Ya o kadar güzel düşünülmüş ki. Bakın. Yani şu kısımları oynayan bir şey. O hareket ettiğinden dolayı mumun da hani yanan kısmı dalgalanır ya, aynı o havayı vermiş yani resmen. Bakar mısınız? Yani çok hoş durmuyor mu sizce de? Silelim anneciğim. Oğlumun da burnunu sildim. Dediğim gibi bunları aldım. İşte çok hoşuma gitti orada da yanarken görünce. Hatta baş gerçek falan sandım mumu.
Bu 12,5, bu da 9 lira mıydı, 8,5 muydu, öyle bir şeydi küçük olanı. İkisinden de alayım dedim. İki boy yan yana hoş olur dedim. İşte böyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İçeriği ben süpürecektim. Videonun başında söyledim sanırım. Ama dediğim gibi çocuklarla oyalandık ettik derken dedim yetişmez, börektir, kısırdır vesaire diye süpürme işini ertelemiştim. Madem sular yok, yapacağım bir şey de yok. O yüzden gideyim içeriği süpüreyim. Buraya bir süpüreyim. Çocukların odasını öyle bir süpüreyim. Böyle. Ay, geçen seneki yılbaşı videomuzu hatırlıyor musunuz? O videoda elektrik yoktu geçen seneki yılbaşında da şansımıza. Yani böyle bir yılbaşı günü geçiriyoruz. Evet, değişik. Sefa. Aynen aynen. Loş bir ışık var. Loş bir ışık. Bence 2019 daha iyi olacak. Her zaman böyle bir ışıkla giriyor. Kloniğe giriyor. He. Bir de böyle girek belki daha iyi gelir. İnşallah. Bu sefer de sular yok. Bakalım. Gelir inşallah hemen. Gelirse hemen kısır yaparız. Ama sanıyorum ki mücvere yine vakit olmaz gibi geliyor. Aynen öyle. Yetişmez yani. Sular ne zaman geleceği belli değil. Neyse. Hiç modumuzu düşürmüyoruz. Ne olmuş yani? Sular yoksa. Yaptık yine bir şeyler. Allah'a çok şükür. Evet, buraya geldim. Önce şu örtüler falan bir düzeltilecek. Onları düzelteyim. Ondan sonra süpüreyim. Arkadaşlar Emrah geldi ve sular hala gelmedi yani. Su yok. Ben de yapacaklarımı hallettim. Kısırın yeşilliklerini içme suyuyla vesaire öyle güzelce yıkamaya çalıştım. Trafikte çokmuş. O yüzden şimdi hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. Şöyle kaplara koydum, size onu göstereyim. Bunları yaptım. Makarna salatası, peynirli gül böreği, birazını cevizli yaptım biliyorsunuz. Kısır ve bisküvi tatlısı. Evet. Yaptıklarım bu kadar. Şimdi bunları yine bir streçlerim. Yolumuz uzun çünkü. Arkadaşlar biz hazırlandık. Her şeyi de hazırladık kapının önünde. Biz şimdi çıkıyoruz. Biz geldik. Teyzem de tavuk koymuş. Bir de salata yapıyormuş. Ben de bir şeyler getireceğim deyince fazla da abartmayalım demiş. İyi de yapmış. Fazla gerek yok. Öyle yanaymış gibi de kokmuş burası. Ay, 1,5 saattir yoldayız. İnanır mısınız? Bir trafik. Allah'ım milim milim midem bulandı valla. Derin çok sabırsız. Hediyeyi 12 olmadan şey yapalım çocuklara. Hediyelerinizi açın hadi. Üstüne yazmıştım Ahmet sizinkine. Al anneciğim. Hediyeler. Gülerek giy. İyi de görelim, evet. Açalım mı? Gel. Biz yemeğimizi yedik. Bir şeyler de hazırladık şöyle. Okey oynuyoruz. Emrah'la ben eşiz. Ben atlanıyorum. Harun ablam eş. Bakalım kim kazanacak. Tabii ki biz. Hadi bakalım göreceğiz. Her zamanki gibi. Bittin mi? Çok. Kaç tarafa? Kaç el bir daha. Ne oldu? Sen mi bitiyordun abi? Okey ne? Kaç eldir peke dönüyorum ya? Gelmiyor. Thank you.
Hadi. Arif teşekkür ederim. Kırmızı 4 tane. 2 tane okeyle nasıl bitirmedin? Kim bitti ya? Ben bittim aşkım. Aa, helal sana be. Dede. Niye bitmiyorsun tek o 2 tane okeyim var ya. Bir de bir havayla diyor ki bana oyna çift okey bende diyor. Şanslı. Ama şimdi çift okey olduğu zaman da ya yakarsın ya atarsın yani. Adam da haklı. Ben yakana kadar devam. Evet, pastamızı da şöyle hazırladık. Şimdi yiyeceğiz. Okey, devam edeceğiz. Biz yenildik. Kocacığım maçta kazanırız. Sayıyı gösteriyor. Teyzeye bak. Bu 0, Tuğba. Bu biz. Güzel olmuş teyze. Afiyet olsun gülüm. Evet, eline sağlık. Afiyet olsun teyzeciğim. Hadi o zaman biz bunları yiyelim. Arkadaşlar, yeni yıla da girmiş bulunmaktayız. İnşallah yeni yılınız önceki yılınızdan çok daha iyi geçer. Bir yılda yaşlanıyoruz yani, seviniyoruz yeni yıla girdik diye. Yaşım birazcık daha büyüdü. Evet, bir yaş daha büyüyoruz, yaşlanıyoruz. O zaman ben videomu burada sonlandırayım mı arkadaşlar? Zaten biz de birazdan gideriz. Geç de oldu, orada evde sonlandırmayı unuturum belki. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi seneler. Herkese mutlu yıllar.